Kaç? 11 bin. 11 bin. Benim artık matematiğim yetmiyor ya. 30-33. Nerede yazıyor? 30 bin. Aslında 5 bin liraya bu. Peki sigara mı dedi o kadar 365 lira yoksa şey mi? Kutusu işte, bir kutu değil mi? 17 euro istemedin mi? He? Ben mi yanlış anladım? 18 dedi. 18. Sana o fiyatı 367.499. Pazarlıklar sürüyor arkadaşlar. Kaç? 43. 3 mü? Gerçi 194, 194. 32 bin lira. Al bu şeyi. Arkadaşlar AVM'ye geldik, AVM'ye gezdik. Aynı yani, çok değil mi? Yani fiyatlar aynı aşağı yukarı.
Hani bazı şeyler evet iyiyim de mesela özellikle benim dikkat ettiğim Kolombiya'nın falan mesela İyi markalarda ürün oluyor bazen. Yani ya bu AVM güzel yani. Vaktinizin olması lazım. Araştırma yapmanız lazım arkadaşlar. Aynen öyle. Bazen bakıyorsun çok uygun geliyor ama Türkiye'deki fiyatına bakıyorsun aynı aslında. İyice bir bakıp ondan sonra almak lazım. Yani rastgele almayacaksın. O şekilde AVM'yi de gezdik. Birazdan eski Belgrad'a doğru gideceğiz. Hesap yapıyor ayrı. AVM'den çıktık. Yürüyerek diğer tarafa, eski Belgrad dedikleri yere doğru gidiyoruz. Normalde otobüse binecektik ama yürüyelim dedik. Birazdan köprünün üzerinden geçeceğiz. Sava Nehri. Şu yürüyoruz. Arkadaşlar Belgrad'a geldiğiniz zaman gece kulübü arıyorsunuz ya işte onlar bunlar. Buradaki gece kulüplerine geliyorsunuz. Şimdi yürüyerek köprüyü geçiyoruz. Bu gelen karşı taraftan gelen yol havalimanına giden yol. Eğer Belgrad'a geleceğiniz zaman da yine böyle bu şekilde gidiyorsunuz. İstersen iki tarafta aradaki farkı göster. Bir taraf tamamen yeşilken bir taraf tamamen şu karşı taraf kale meydan. Değerli arkadaşlar bizim geldiğimiz yol şöyle. Yani havalimanından geldiğiniz zaman otobüse de böyle gelip içeri doğru dönüyorsunuz. Şu McDonald's'ı unutmayın. McDonald's'ı kafanızda sabitleyin. Buradan bineceksiniz devamlı otobüse ya da geleceksiniz. Hemen şu aşağıdan dönünce bak şöyle kırmızı otobüs görüyorsunuz ya. Onun biraz ilerisinde Amsterdam Otel var sağ tarafta. Onun önünden tekrar 72 numaraya binip havalimanına gideceksiniz. Bir şey göster. Bir şey nerede? Acıktın herhalde. Arkadaşlar şu iki dürüme toplamda 1370 dinar verdik. 1370 sırt dinarı verdik. O da 228 liraya denk geliyor. Arkadaşlar şimdi size kaldığımız oteli göstereceğim. Cumhuriyet Meydanı'na çok yakın. Biz rezervasyon yaptık ama bulmakta çok zorlandık. Arkadaşlar şu gördüğünüz yer Cumhuriyet Meydanı. Oradan böyle gelip şöyle giriyorsun. Şöyle sizi uzun bir tünel bekliyor. Asansöre bineceğiz. Asansörü çağıralım. Şöyle merdiven. Bina bayağı eski arkadaşlar. Bakın koridora bakın. Geldiğimiz koridor. Eski. Basıyorsun. Kapı kapandı. Basıyorsun gitmiyor. Hiçbir şekilde gitmiyor. Çözemedik başta niye gitmiyor diye. Sonra bunları kapattım. Evet hareket ettik. Kaçıncı kat? Beşinci kata çıkıyoruz. En üst katta kaldığımız yer. Oranın manzarasını size göstereceğim şimdi. Evet. Evet dolabı açıyoruz. Yani bu çok sağlıklı değil.
Şuradan okutuyoruz. Ve şöyle. Adamımız böyle. Kapıyı kapat abi istersen. Tuvalet böyle. Yani ideal yeter. Sıcak suyumuz olsun. Yatağımız olsun. Bir de şey olsun. Balkonumuz olsun. Şöyle balkonda şey göstereyim. Balkon manzarası. Zaten binalar bayağı eski burada. Şöyle gördüğünüz gibi. Merkeze çok yakın. Onun güzelliği var. Belki 2 dakika merkezden bu otel. Yani Cumhuriyet Meydanı'ndan. O yüzden seçtik zaten. Merkeze yakın olduğu zaman çok fazla otobüs kullanmıyorsunuz. Bu da artı oluyor size. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün gezebildiğimiz kadar yer gezdik. Bir günlüğüne gelmiştik zaten. Şu anda Aziz Sabah Kilisesi'ndeyiz. Böyle. Sen de düşüncelerini söylemek ister misin? Nasıldı, beğendin mi? Yani güzel, beklediğimin üstünde bir yer. Yeşilliği çok sevdiğim için benim için harika bir yer. Eğer vaktiniz olsa gerçekten gelip gezebileceğiniz, görebileceğiniz, özellikle görmeniz gereken yerler var. Tarihi bakımından çok geniş. Yapılar falan çok iyi. Aynen. Özellikle zaten yapıların bu kadar iyi olması bence turisti daha fazla çekiyor. Her yerde resim çekilebiliyorsun. Her bina resimlik yani. Yani bizim orada tarihi, yani Türkiye'de, İstanbul'da özellikle tarihi yerler, evet bizim orada da var ama sanki burada bir kat daha fazla. Yani her yerde bir yapıya denk gelebiliyorsunuz. Bizim orada genelde mimari biraz değiştirildi, hep normal apartman tarzı ama burada maalesef. Yani maalesef değil, yani bizim orada maalesef dokunmuşlar yapıyor ama burada yapıya dokunmamışlar. Gayet güzel, mesela şu anda bir tane sol tarafımızda var mesela. Doğukan arkadaşımız eğer çekerse. Yani mimariye dokunmadan yapmışlar ve gayet de güzeldi. Her şey düzenli. Düzenli, aynen. Sokakta falan çok düzenli. Bizdeki gibi çarpık yapılaşma yok. Gelip görün bence. Hem bizim kendi tarihimiz, hem kendi tarihimiz. Bugün hemen bakalım, arkadaşlara da söylemiş olalım. Bayağı bir yürüdük, artık benim dizlerim ağrıyor. Sabah Havalimanı'ndan toplam 24.052 adım gösteriyor veriler. Bu da yaklaşık 25 bin adım atmıştım. 19 kilometre, yani 18 kilometre falan yol yürümüşüz takribi. Bu da ciddi bir mesafe. Yürümeyi seviyorsanız güzel. Aynen. Şimdi otelimize doğru gideceğiz. Yemek yedik. Biraz yürüdük. Şimdi bir kahve içeceğiz. Kahve molası vereceğiz. Arkadaşlar burada elektronik sigaralar çok rehavet görüyor. Biz de sorduk IQOS ve Glo, değil mi? Glo. Aynen, Glo. Özellikle zaten Glo sorduğumuzda direkt Türk müsünüz diye. Çünkü Türkler genelde çok fazla rağbet gösteriyor, çok fazla alım yapıyor. Bizden başka galiba çok fazla alan olmuyor onları Glo'lar ama hisleri, evet, normal kendi yerli halkı da hisleri genel aktif olarak kullanıyorlar. Ama biz şimdi biraz önce bir yerde sorduk. Bize 5000 Sırp lira dedi ama normalde 4000 yazıyor. Aynen 4000 yazıyor. Neden dediğimiz zaman da şey dedi işte. Sırp vatandaşı olmadığınız için dedi. Bence biraz araştırın, yani burada hemen bir yere sorup direkt almayın. Birkaç yere sormaya çalışın. Ortalama ne kadar denk geliyor o zaman? Yani ortalama bize eğer 4000 derse mesela 4000 böyle 6 yaptığımızda 666 TL'ye falan geliyor. Bu da bildiğim kadarıyla iyi bir fiyata denk geliyor. Değil mi? Çok ucuz. Aynen. Bize göre çok ucuz. Çünkü Glo'lar falan nereden baksanız yani 250-300 bandında, ki İstanbul'da daha da farklı, 500 bandına kadar çıkıyor. Ona göre fiyat çok iyi. Ama araştırma yapın mutlaka. Hemen direkt almayın. Aynen. Bu sadece elektronik sigaralarda değil, ayakkabı, giysi, makyaj malzemesinde de geçerli. Birkaç yer gezdikten sonra alın. Çünkü fiyatlar değişiklik gösterebiliyor, sonra pişman olmayın. Keşke buradan alsaydım diye.
Bunu da bu şekilde söyleyelim. Dadam. Arkadaşlar burası geçenlerde Sırbistan'da bir okul taranmıştı ve öğrenciler ölmüştü. Orası. Bunlara baksana nasıl erimiş.